Evet, herkese merhaba dostlar. Taçanka Rework'la ilgili dün kısa bir yayın yapmıştım ama Taçanka Rework'un dün geleceğini zannediyorduk. Ancak bugün gelecekmiş. Yani şu an siz bu videoyu izlerken Taçanka büyük ihtimal önümüzdeki saatlerde gelecek diye düşünüyorum. Şu an saat benim saatime göre 6'da, Türkiye saatine göre de 1'e geliyor. Yani 12.40 civarında olması lazım. Siz de bu videoyu 1-2 saat sonra izleyeceksiniz zaten. Ben editleyene kadar anca sürer zaten, öyle düşünüyorum. Şimdi dostlar, Taçanka'nın yaklaşık olarak 4 dakikalık bir gameplay videosu var. Buradan başlangıçta neler yapmamız gerekiyor? Taçanka nasıl bir operatör oldu? Rework'a değişen şeyler nelerdir? Özellikleri nelerdir? Bunların üzerine kısa bir konuşacağız. Bu akşam TTS'e geldikten sonra, canlı yayında TTS'i yaptıktan sonra da yarın size ekstradan Taçanka'nın tüm ayrıntılarını anlatacağım. Ama bu kısa videoyla şimdilik sizleri baş başa bırakıyorum. Taçanka'yı izleyelim bakalım neler olmuş. My friends, we are gathered here today to say goodbye to our old friend as we once knew him. T'Chanka is dead. Long live T'Chanka! Everyone's favorite Siege meme lord is getting a much-needed competitive rework. Now, when you're playing T'Chanka, you won't hear this anymore. LMG! Mounted and loaded! And you definitely won't be locked down to a single location. T'Chanka now carries his LMG as his primary weapon and packs a new gadget, the Shumika Launcher. Shumika Launcher'ı yeni. Grenades that excel at denying entry and roasting operators. Thanks to its 5-round magazine and high... Şimdi şu Shumika Launcher arkadaşlar bir çeşit kapitanın ateşi gibi düşünün. Belli bir alanda yanıyor. 10 tane var. Ve 12 hasar vuruyor saniyede. Çok büyük bir rakam. Yani izleyin, gerçekten güçlü olmuş. The Shumika launcher can be used to block off multiple entry points quickly. One round will shut down a single door or window and you can quickly fire off more as needed to spread the love around. İstediğin kadar at ya. Line of sight to the area you want to cover because these bad boys bounce. Zıplayabiliyor. As a low speed, high armor operator, T'Chanka is still very much a backline anchor, but he has a bigger sphere of influence as he can now rain down literal fire from long range. He's a good alternative to area denial operators like Smoke, and he can cover a greater number of small. Smoke'un alternatifi olarak çıktığını ve hala son adam olarak oynanılacağını söylüyor. Taktiksel anlamda daha güçlü tabii ki. Areas more quickly. Baksana, çağ buraya atabiliyor ya. Kendinize de ateş işliyor tabii ki. Buna dikkat etmeniz lazım. Don't worry. T'Chanka, like Zofia before. Ama şu olay bizi bitirdi. Zofia gibi eğer ki ölürseniz kendinizi kaldırabileceksiniz. Witch Stand özelliği Taçanka'ya da geliyor ya. Zaten güçlü yapmışlardı. Şimdi çok daha güçlü oldu. DP27 silahıyla beraber kıramadığı şey yok. 70 tane mermisi var abi. 70. This massive gun has special fire rate'i de fena değil baktığınız zaman. T'Chanka to absolutely shred soft walls, eat up hatches and create lots of openings for Shumika. Her şeyi kırabiliyorsun, her şeyi. He may not be the fastest operator, but his newfound mobility and the destructive power of the DP27 to open up rotation points in a matter of seconds, even from long range, make him a friend to roamers everywhere. Şu Shumika'ların zıplama olayı çok güzel olmuş. Valkyrie and Echo. With operators now able to ping locations from cameras, T'Chanka can be even more effective with his versatile Shumika. Şimdi Shumika'yı sadece mesela adamları durdurmak, yavaşlatmak için değil, özellikle işte son saniyelerde bomba kurumlarında falan gerçekten çok iş yapacak diye düşünüyorum. Rounding out his loadout is the option to take büyük ihtimal şuraya gelmeden önce şöyle bir strateji olarak düşündüğünüz zaman büyük ihtimal Taçanka bağlanacaktır. Smoke'un alternatifi olarak pardon, Smoke'un alternatifi olarak oynanabileceğinden dolayı bence Smoke'tan da daha güçlü şu anki hali. Bugün test server'ına geldikten sonra deneme aşamasında win rate'lerini göreceğiz. Eğer ki insanlar bunu düzgün oynar ve Taçanka'yı ciddi anlamda
Win rate'ini yükseltirlerse zaten nerf yiyecektir. Yani oyuna nerf'li bir şekilde gelecektir. Hani şu Shumika'ları 10 tane değil 5'e düşer, 4'e düşer, 3'e düşer. DP27 ana silah yani LMG'si eline geldi. Yanında 9x 19 VCN submachine gun'ı da duruyor. PMM ve GS18 silahları da duruyor ve Barbar'ı da proximity'de hala duruyor. Değişen çok bir şey yok diğerlerinde. He can further slow down attacking operators by bringing along barbed wire, or he can pair proximity alarms with his Shumika launcher for a spicy attacker. Baksana şuna, adamın silahla gezmesine ihtiyacı yok ki. Tachanka is arriving on the PC test server tomorrow for a testing phase before his official debut on all platforms during Operation Shadow Legacy. So get ready to hop on the TS, take the shiny new Tachanka for a spin, and send the dev team your sweet, sweet feedback. And to keep up with the latest in Siege, subscribe to this channel and visit us at news.ubisoft.com. Çok iyi olmuş. Gerçekten çok iyi olmuş. Şimdi dostlar, dediğim gibi Tachanka bugün test server'ına gelecek. Saatini şu an için bilmiyoruz. Büyük ihtimal akşam 5-6 civarındadır. YouTube'dan size yine duyurusunu yapmaya çalışacağım. Bu videoyu izledikten sonra tabii ki videoların devamı için, bu videoların ve haberlerin devamı için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü önümüzdeki günlerde hem Tachanka ile ilgili hem de Rainbow Six Siege ile ilgili bayağı şeyler olacağını düşünüyorum. Test server'a yeni gelen değişiklikler olabilir. Sürpriz de yapabilirler. Bunlarla ilgili tüm haberleri bizden Jaeger TV farkıyla alacaksınız. Diyeceğim teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlar.